Herkese merhaba tekrar. Bugün biraz trafikte chopper, cruiser, motosiklet kullanmanın zorluğunu, kolaylığını, artısını, eksisini, gerçi bir artısı yok gerçi de, biraz konuşalım istedim. Bugün de aksi gibi trafik yok. Genel hatlarıyla bir paylaşmak istediğim bazı şeyler var. Yani bir kere bu motor o motor değil abi. Bu tip bir motor trafikte sürebileceğimiz bir motor değil. Ha, sürülüyor mu? Sürülüyor. Eyvallah. Olayı o değil. Zaten 3 tane temel sıkıntı var bu işle alakalı. Bu tarzla alakalı. Kabullenmemiz gereken. Ve hepimizin de kabullendiği aslında. Gitmiyor, durmuyor ve dönmüyor. Bunun üçünü kabul ederseniz herhangi bir sıkıntı kalmıyor. Bunu da ilk defa şeyden duymuştum. İzmir'de yine selam olsun. Görürse, denk gelirse Soner Şahinbaş. Onun da zamanında motovloglarını çok izlemiştim. Hakikaten dedim ya, yani bu kadar doğru bir tespit olamaz. Tabi o zaman benim motorun M'sinden anlamıyorum ama bir düşününce çok mantıklı gelmişti. Gitmiyor, durmuyor ve dönmüyor. Yani öncelikle bunu bir kabul etmemiz gerekiyor. Kabul ettikten sonra sonrası solar seller. Bu motor o motor değil abi. Yani aralardan, derelerden gideyim ben. Bu amacı ulaşım olsun. İşte gün içinde bazen acele işlerim oluyor. Gideyim, halledeyim falan. Yok abi. Ha, bazı saatlerde okey. Trafiğin aktığı saatlerde bu da akıyor. Ayrı hikaye. Ama yoğun trafik, bilmem ne falan. Bu fantezi işi bence. Yani benim şu anda bu motoru almam, kullanmam, sürmem bu trafikte fantezi. Yani herhangi bir işimi halletmem için benim bununla ben halledemiyorum. Yani acil bir işimiz var. Al abi bir tane scooter. Aralardan, derelerden kıvrak, yeni teknoloji, ABS'si var, bilmem nesi var. Yani şehir içinde gidiyor da sayılır. Hani 300'lük, 400'lük scooter'lar, X-Max'ler, bilmem neler. Ama onun dışında abi zor hikaye. Bak şimdi arkadan beni sıkıştırıyor mesela, anladın mı? Daha ne kadar sıkıştıracaksın acaba beni? Tamam bende de lafa daldık. O kadar da demedik yani. Abi bir de şuna da ineceğim. Ya bu kamera işi hakikaten etkili, biliyor musunuz? Hakikaten etkili. Yani insanlar bu kamerayı gördüğünde biraz geri vites yapıyor abi. Geri vites yaptığı zaman da hani biz de şunu yapmayacağız. Ha, geri vites yapacak zaten bu. Ben buna küfür de ederim. Her şeyi de yaparım kafası değil. Aman ha, sakın o yanılgılara düşmeyin. Mantıksız bir hareket olur. Ama insanlar bu kamera işinden çekiniyor abi, onu anladım. Geçen gün bir video çekmek için çıktım. Bir deneme yapayım diye. Sadece hani pure sound videolar oluyor biliyorsunuz. Egzoz sesi vesaire sadece. Aksi gibi bütün trafikteki aksilikler de beni buldu. Önümde kuyruk var. Bir şerit gidiş, bir şerit geliş yol. Yani aşağı yukarı şu kadar da bir mesafe var bak aramda. Bu önümdeki araba kadar. Abi arkadan nasıl sıkıştırıyor beni, biliyor musun? Ve yol da böyle kavisli. Görebiliyor. Önümü görmüyor falan değil yani. Çıldırttı beni ya. En son dedim ki, abi dedim bak nereye gidiyorsun? Bir hareket yaptım. Çeşitli sevgi sözcükleri söyledim ona. Sonra kamerayı görünce paşamız böyle yaptı. Eyvallah dedi. Ya kanka buna gerek yok ya. Ya bu kamerası olmasa hareket mi çekeceksin yani? Neyin peşindesin? Beni geçtin, ne oldu? Bir araba öne geçtin. Daha var, kuyruk var. 8 tane araba var önümüzde. Manyak manyak işler ya. Yani kimsenin kimseye tahammülü yok. Acayip bir millet haline geldik. Hakikaten bazen nefret ediyorum ya. Ha, ben miyim bu dünyanın iyilik meleği? Değilim. Ama abi bazen de biraz mantık ya. Biraz dünyaya dönün yani. Hepimizin kafasında 100 milyon tane şey var. Binlerce dert var. Ot var, bok var. Okey, anlaşıyoruz. Doğrudur. Hak veriyorum, tamam. Kopun abi biraz o dünyadan ya. Araba sürüyoruz, araç sürüyoruz, motosiklet sürüyoruz. En ufak bir hatamız, selam aleyküm, bay bay. Ne oldu? İşte öyle oldu. Telefonla konuşuyordu araba kullanırken. Aferin. Yani işte mesela bu böyle trafiklerde çok keyifli abi, anladın mı? Bak gidiyorsun ince ince, sakin sakin. Yani şu anda trafikte sadece ben sakinim. Onun da farkındayım. Başka hiç kimse sakin değil. Çünkü bugün cumartesi. Cumartesi olunca ne oluyor biliyor musunuz? Cumartesi olduğu zaman İzmir'in insanı kafayı yiyor. Başka şehirlerde böyle mi bilmiyorum ama inanılmaz akıl tutulması. Hafta içi güzel güzel araba kullanan memleketimin insanları cumartesi ve pazar günü, hava da hafiften böyle güzelse, özellikle cumartesi kaçınılmaz da pazar bazen çok olmuyor, deliriyor abi. Bilmiyorum nereye yetişmeye çalışıyorlar. Dertleri ne?
boş vites aradım, pardon. O yüzden hafta sonu çarpı 10 dikkat. Çünkü millet manyak. Ben de manyağım da, herkes manyak olursa sıkıntı olur. Bazılarının akıllı olması gerekiyor. Bazı insanların. Yani iki tarafta deli olursa olmaz bu iş. Bir taraf en azından sakin kalmayı bilmeli. Yani bunu da ben söylüyorum var ya. Beni normal özel hayatımda beni tanıyan insanlar diyor ki, hani tanımasak inanacağız. Ama öyle ne yapayım? Motosiklet ayrı bir kafaymış. Ne diyorduk? Trafik diyorduk. Trafik abi böyle yani. Çok fazla bir beklentiniz olmayacak. Bu tip bir motosiklette trafikte. Ama diğer motosiklet sınıflarına nazaran da en havalısı biz olacağız. Scooter mı daha havalı? Bence biz her türlü daha havalıyız ya. İşte naked makineden, süper sport makineden bence çok havalıyız. Ama onlar trafikte 888 çizerek gidebiliyorlar. Biz gidemiyoruz. Bizim derdimiz o değil. Ama isterdim, onu da tecrübe etmek isterdim bu arada ya. Zaten genelde insanlar chopper cruiser'la başlıyorlar ya. 3-5 tane eli yüzü düzgün motovlog işiyle uğraşan insan var. Dinlediğim zaman hikayelerini illaki bir chopper'la başlanıyor yani bu işe. İşte bir GV250 mesela, Haysung. İşte ne bileyim, şey yalandan bir Regal Raptor, Daytona, Maytona bir şeyler. İllaki öyle bir chopper'la alakalı bir geçmişleri bulunuyor. Bu da beni sevindiriyor açıkçası. Demek ki daha güvenilir gözüküyor. Bak gidiyor mis. Anladın mı? Al abi bu motoru. Zıng 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 aralardan derelerden seri atik. Gidiyor, duruyor, dönüyor. Anladın mı? Bizimkinin tam tersi. Ama benim derdim o değil. Herkese hayatta başarılar diliyorum. O da bir tarz seçimi. O da bir beklenti meselesi. Dolayısıyla saygı duymak gerekiyor. Trafikteki tek avantajını söyleyeyim. Biraz güvenilir bulunuyor ya. Biraz büyük olduğu için insanlar pek yanaşmak istemiyor. İnsanlar pek yanaşmak istemediği zaman da sen biraz artı konuma geçiyorsun. Yani adam skutura verdiği tepkiyi vermiyor sana. Seni biraz daha ciddiye alıyor. O da araç, o da araç. Ne fark ediyor? Skuturlu kardeşlerimiz şey mi bizim? Üvey evlat mı yani? Ne alakası var? Onun da motoru yok mu? Var. Bunun da var. Elektrikli ama olsun. Oğlum bunların trafiğe çıkması serbest mi ya? Bu elektrikli bisikletlerin hala yıl olmuş 2024. Bak gel mesela k***me gir, anladın mı? Bak salak yapıyor öyle, havalara bakıyor, şuralara bakıyor. Memlekette 78 tane kanun çıkıyor her gün. Nasıl takip edeceğiz? Bilmiyorum. Vallahi şöyle bir scooter lazım biliyor musun ya? Terlik yapacaksın bunu. Bakkala çakkala oraya buraya. Bir de motorun her türlüsü iyidir be babacığım ya. Her türlüsü iyidir ya. Abi biniyorsun, dünyanı unutuyorsun ya. O gün çok stresli bir gün yaşadın. Atla abi motoruna, devam. Yani düşünecek başka bir şey şansın yok. Düşünme şansın yok. Mecbursun. Yani onda 10 konsantrasyona mecbursun. Mevzu böyle. Şimdi Alsancak tarafına gidiyorum. Her zaman olduğu gibi. Yani kanalda kaç tane videom var, anasını satayım. Hepsinde, çoğunda Alsancak'a gidiyorum galiba. Başka videolar da çekebilirim. Bu arada var ya, şey kafasına girdim. Doya doya Anadolu. İşte bilmem nerede kokoreççi var. Onun videosu anasını satayım. Vallahi öyle bir şey yapacağım galiba ya. Gittiğim, gezdiğim, gördüğüm yerleri anlatacağım yani. Ve bunu motorla eşleştirmek istiyorum. Çünkü iyi yerim yani. Biraz övünmek gibi olacak ama sağlam yerim. Neyin de nerede yeneceğini iyi bilirim. Bu mevzu nereye doğru gidiyor bilmiyorum ama anladınız siz benim ne demek istediğimi. Sağlam yerim. Öyle bir şey çekebilirim yani. Her an. Bakacağız. Abi sen niye bu kadar bastın frene? Gözünü sevdiğimin adamı. Sen niye bu kadar frene basıyorsun ya? Ya sen görünmez misin ya? Ama plakan çok güzel. Plakan efsane. O yüzden mevzuyu kısa keseceğiz. Dünyanın en güzel yoluna hoş geldiniz. Her bu yola geldiğim zaman içimden sevgi sözcükleri söylüyorum. Bu yolu kim böyle yapalım dediyse ona selamlarımı gönderiyorum her bu yoldan geçişimde. Ya dünyada bu yolu kesin örnekleri vardır bu arada. Yani Japonya'da falan ya da ne bileyim Güney Kore'de. Okey ama biz o kafalarda değiliz be. Yani biz Japon değiliz, biz Koreli değiliz. Ondan mı olmuyor acaba bizde bazı şeyler? Bak buluşma noktası. Korkuyorum burada sağa sol yapmaya devamlı çünkü arkadan
bazen motosikletler acayip hızlı geliyor. Şu seçimler bitse de vallahi billahi var ya, bıkmadık mı ya şu seçim arabalarından bilmem nelerinden. Ya seçim arabası nedir ya? Seçim arabası ne ya? Oğlum seçim arabasına göre oy veren adam olur mu ya? Kendinize gelin ya. Salak yerine koyuyorlar bizi. Seçim arabası, iğrenç iğrenç şarkılar. Arabayla seçimdeki kararını değiştirecek olan seçmenin aklından şüphe ederim ben. Yani etkili olduğunu falan mı zannediyor bunlar? Bunların PR'ını yapan kim? Vallahi billahi var ya, ulan nereden geldi aklıma? Geçen kızımı alıyorum okuldan. Partinin ne olduğu önemli değil. Bilmem ne partisi işte. Abi o kadar kötü bir ses sistemiyle, o kadar kötü bir seçim şarkısı var ki. Ya baba ben sana oy vereceksem de hani vermeyeceğim yani. Böyle bir saçmalık olur mu ya? 2024 ya. Vallahi yurt dışından falan izleyen varsa yazsın abi, yurt dışında böyle bir şey var mı ya? Bir de şu yaya geçidinden biraz rahat mı geçiyoruz biz acaba ya? Zaten konuştuğumuz şeyler günün içinden şeyler. Ya motosikletle alakalı işte, ya da hayatın içinde başımıza gelen, en son sağlık sorunlarından bahsettik. İşte böyle insanlar da var. Adam da ne yapsın abi ya? 128 tane paket atıyor adam günde. Gidecek aradan, anladın mı? Kaldırıma da çıkacak. Buradan da gidecek. Sistem. Sistem abi. Bunu bu hale düşüren var. Yani benim sevdiğim bir sözdür. Kimse suçluyu sormaz. Alsancak. Hava da bugün güneşli ama şey yani ha, sağlam soğuk, fena değil. Güzel soğuk. Geçen hafta yanmıştık pazar günü motosiklet sürerken. Bu hafta iyi, tam ayarında. Severiz. Nazar el. Gelinlik melinlik. Birader bu işler nasıl oldu ya? Yani ben 2018'de evlendim. Masraflar 2024 yılına geldiğimiz zaman yani çarpı kaç diyeyim size ya. Benim arkadaşım evleniyor mesela. Nasipse evlenecek. Nişanlandı falan. Ondan duyuyorum bazen. Abi sadece yani beyaz eşya 200 küsura yakın yani. Bu nasıl fiyat lan? Enteresan. Vallahi inanmadım bak, gözlerim yerinden çıktı birader o fiyatı duyunca. Şey oluyor bazen, sizin de başınıza geliyor mu? Trafikteyiz mesela, arabayla ya da ne sürüyorsan işte fark etmiyor. Bir olay oluyor mesela, adam hatalı olduğunun farkında karşı taraf. Işıklarda falan yan yana geliyorsunuz ya da trafikte dururken. Salak yapıyor ve sana bakmadığı zaman sen onu görmedin zannediyor. Bildiniz mi o durumu? Sana bakmıyor ya, o da beni görmüyordur diyor. Çok saçma bir durum. Ben var ya, benim çok hoşuma geliyor öyle ya. Neyse, konudan konuya atladık. 200 bin lira yani sadece beyaz eşyası bu işin beyler. Kendinize gelin. Bence bu saatten sonra da evlenmeyin. Ya da sadece nikah yapacaksın geçeceksin. Köyü hiç artık bizi bir sal be. Vallahi bizi bir sal be abla. Nereye gideceksen git de kurtulalım senden be. Oh be, git şuradan ne olur git. Allah razı olsun be. İşte kendi düzenini kurmuşsundur. İyisiyle kötüsüyle bir tane dolabın, televizyonun, dümenden işte bir evin. Karşı taraf okeydir, relaxtır, sen de relaxsındır, tamam. Orta yolu bulabiliyorsanız, para varsa alacaksın, yapacaksın abi. Para yoksa, o yoksa, bu yoksa problem, hep sıkıntı. Yazık yani, insanlar bir şeyler yapmak istiyor, evlenmek istiyor. Ülkenin gel insanları getirdiği hale bak. Devletin insanları getirdiği hale bak, yanlış söyledim. Sadece evlilik için değil, herkes bir şey yapmak istiyor. Kimse amacına ulaşamıyor. Yatırım yapacak olan yatırım yapmıyor abi. Geldim ben geleceğim yere bu arada. Bilmiyorum videoyu nerede kapatırım. Zınt diye kapatırsam şaşırmayın. Severim öyle şeyler yapmayı. Şimdiden kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olup beğenirseniz sevinirim. Şuradan beni görüyor musunuz? Görüşürüz. Allah'a emanet.